Herkese merhaba. Akıllı Parayla karşınızdayız. Ben Cumhur Örnek. Bugün AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajları vardı. Sabah saatlerinde Putin'le görüştüğünü, her anda Trump'la görüşebileceğini söyledi çıkıştaki soru cevaplarda. Diğer noktaya baktığımız zaman ise ekonomi tarafında ise yine önemli mesajları vardı. Yıl sonunda %8,5'luk hedefin altına geleceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Euro bölgesi sanayi üretimi hayal kırıklığı yarattı. Merkez bankalarına baktığımız zaman ise İsveç ve Yeni Zelanda'nın beklentiler dahilinde değişikliğe gitmediğini gördük. Hızlı haber turuyla akıllı paraya başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin Şubat sonuna kadar rejimi gözlem noktalarının gerisine çıkarmakta kararlı olduğunu vurguladı. Bitmez tükenmez toplantıların sonucunu beklemeden ne yapmamız gerekiyorsa onun adımını atacağız. Gözlem noktalarındaki ve diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde Soçi muhtırasına sadık kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisine de değinen Erdoğan, enflasyonda yıl sonu hedefi olan %8,5'in de altına ineceğiz dedi. Değerli konut vergisine bir yıl erteleme geldi. Son düzenleme ile değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce değer belirleme uygulamasına son verilecek, emlak vergisi kanununa göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak. İsveç Merkez Bankası faizi değiştirmeyerek %0 seviyesinde sabit bıraktı. Riksbank enflasyon tahminlerinin düşmesine rağmen %0 faize bağlılığının altını çizerken politika yapıcılar gelecek yıllarda da faizin bu halinde kalacağını öngördü. Yeni Zelanda'da benzer şekilde beklentilere paralel faiz değiştirmedi. Euro bölgesinde sanayi üretimi 4 yılın düşüğüne geriledi. Eurostat tarafından çarşamba günü açıklanan verilere göre Euro bölgesinde sanayi üretimi aralıkta bir önceki aya göre %2,1 azalarak %2'lik düşüş beklentisinin altında geldi. Piyasa fiyatlamalarıyla devam ediyoruz. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda bugünkü hareket alanı geçtiğimiz günlere göre biraz arttı. Bu haftanın geneline baktığımızda 6 ile 6.05 arasındaki gidiş gelişler gün içerisinde 1-2 kez olmaya başladı. Düne göre değer kazancı doların %0,4 olarak karşımıza çıkmakta. Diğer cephelere bakalım. Euro dolar paritesinde 1.0912 seviyesindeyiz. Lagarde'ın faiz indirimlerini bir miktar geride bırakma, bu spekülasyonları bitirecek şekilde açıklamalarda yapması Euro'ya kısmen destek olmuş gibi gözüküyor. Sterlin'de ise 1.30'un hemen altında 1.2981'de işlemlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Diğer tarafta Türkiye'nin CDS'leri düne göre 5 puan düşerek 272'de. Kısa vadeli tahvil faizlerinde bir normalleşme var. Geriye geliş başladı. Gecelik tarafa baktığımızda %9'u görüyorum. Bir haftalık vadede baktığımızda da %13'lük bir rakam var. Haftaya hatırlatalım PPK toplantısı. Paranın TL'nin maliyeti düştükçe 2 yıllık ve 10 yıllık tahvillerde de kısmen de olsa bir geri geliş olduğu son 2 güne göre baktığımızda o 10 yıllık tahvilin son işlem seviyesinin %11,05 olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışı borsalarda ise bildik seyir var. Koronavirüsün yayılma hızının yavaşlaması ile birlikte bunu düşünen piyasa S&P 500'de özellikle alımlarına devam etti. Bu arada yıl boyunca kazancı %4,3 olan S&P 500 3371'de ve düne göre %0,4 yukarıda işlem görmekte. DAX'ta da benzer bir seyir var. %0,8'lik primle 13.735'teyiz. Petrol tarafında geçtiğimiz hafta Rusya'nın takip etmiştik OPEC toplantısını. Gelinen bu çerçeve içerisinde her ne kadar yılbaşından bu yana %16'da düşsek günlük değer kazancının 2,3 olduğunu söyleyelim. %55 doların üzerinde. Güvenli liman tarafında altında ise bugünkü işlem aralığı 1562-1569 olarak karşımıza çıktı. Yılbaşından bu yana orada da %3'lük bir getiri var. Güvenli limanlar içerisinde altın bir miktar daha ön plana çıkmıştı diyebiliriz. Şimdi bunları değerlendirmek üzere Norsiyem'e gidelim. Norsiyem'de bizi Uğur Aydın bekliyor olacak. Uğur merhaba, hoş geldin yayına. Dolar Türk Lirası'nda son 2 gündür işlem bandının bir miktar arttığını görüyoruz geçtiğimiz günlere paralel. Seninle de bolca konuştuk, oynaklığın azaldığını ama sanki böyle bir gün içindeki o en düşük seviyeli en yüksek seviye arasındaki marj açılmış gibi gözüküyor.
Bir de dün Borsa İstanbul'da başlayan bir hareket vardı. 117.451'den bizi getirdiği yer 121.000. Özellikle şirket haberleri var. 3 tane ise gözüme çarpıyor. Aselsan, Turkcell ve Türk Hava Yolları. Nereden baksan 700 puan katkı. Dolayısıyla bunları biraz senden değerlendirmeni ve detaylandırmanı isteyeceğim. İyi yayınlar öncelikle Cumhur. Borsayla başlayalım. Senin de bahsettiğin gibi bugün Borsa İstanbul'da yine yön yukarı. Aslında pazartesi günü oluşan satıştan sonra 116.600'den başladı yükseliş hareketi. Endeksin teknik olarak da önem arz eden 50 günlük hareketli ortalaması 116.300'den geçiyordu. Bu seviyeye yakın alımlar biraz artmaya başladı. Az evvel seninle bahsettiğin gibi 3 tane hisse senedi bugün başı çekiyor. Özellikle Aselsan'daki hareket çok dikkat çekici. %13'lük bir prim yaptı tek bir günde. Ve endekse tek başına 500 puanlık bir katkısı var şu anda Aselsan hisse senedinin. Tabii ki sebebi dün açıklanan 4. çeyrek finansal sonuçları oldukça parlak geldi. Şirketin son dönemde likiditesine ilişkin bazı endişeler söz konusuydu. Ancak açıklanan hem kar hem de marjlara baktığımızda herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Muhtemelen piyasada benzer bir değerlendirme yapmış olacak ki oldukça sert bir yükselişle karşı karşıyayız. Aslında Aselsan endeksin yükseliş hareketine başladığı 2019 Ekim ayından bu yana endeksin aslında baktığımızda gerisine kalmış bir hisse senedi. Sadece bu yıl başından itibaren oluşan hareket yavaş yavaş yukarı doğru bir ivmeye işaret ediyordu. Ama sanıyorum 4. çeyrek finansal sonuçlarından sonra Aselsan hisse senedinde uzun soluklu bir yükseliş trendinin başladığını da görebiliriz. Tabii diğer bugün endekse katkı yapan hisse senetlerine de baktığımızda Turkcell ve Türk Hava Yolları'nın ön plana çıktığını görüyoruz. Ama yine öğleden sonraki hareketlere baktığımızda kamu bankalarında da alımlar hızlanmaya başladı. Sanıyorum Cumhurbaşkanı'nın enflasyonda daha da düşük seviyeler görülebilir söylemi faiz indirim beklentilerini arttırmış olacak ki kamu bankalarında da tekrardan talebin güçlendiğini görüyoruz. Özellikle Halkbank ve Vakıf Bankası bu anlamda önü çekiyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da şu an işler yolunda gibi duruyor. Zaten ana trend yukarı ve muhtemelen piyasa çok olumsuz bir gelişme olmadığı sürece geri çekilmeleri alım yönüne değerlendirecektir diye söyleyebiliriz. Aşağıda bu haftanın en düşük seviyesi 116.600. Tam 50 günlük ortalamanın da yakın olduğu seviyeler kuvvetli destek. Yukarıda da 122.000 ve onun üzerine 124.500 zirveleri söz konusu. Kısa vadede ara direnç olarak takip edeceğiz ama tabii ki endeks sanıyorum bankacılık hisselerinin de desteğiyle 124.500'ü herhangi bir olumsuzluk olmazsa önümüzdeki günlerde kıracaktır. Çünkü henüz bankacılık endeksinin tüm zamanların zirvesini kırmadığını hatırlatmamız gerekiyor. Dolar TL açısından da baktığımızda BDDK hamlesinden sonra çok kısa limitli bir değer kazanımı söz konusuydu TL'de. Ama bu beklendiği gibi bu geri çekilmede yeniden bir alım fırsatı olarak değerlendirildi. Çünkü gerçekten dolar TL'de trendin yukarı doğru gelişmesini destekleyen çok fazla faktör var. Başlangıçta Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi yapacağı beklentisi ve negatif reel faizlerin Türkiye'de kalıcı olacağına yönelik algılama bu anlamda önemli. Diğer yandan dolar endeksinin hareketi ortada. Euro dolar çok kritik desteklerde eğer 1.09 altında kalıcı olursa dolar endeksine yeni bir rally göreceğiz ve bu dolar TL'ye de tabii yukarı doğru bir etkide bulunacaktır. Yine diğer yandan koronavirüsle ilgili endişelerin EM para birimleri üzerindeki baskısı da devam ediyor. Özellikle Asya Pasifik bölgesindeki para birimlerinde. Dolayısıyla tüm bunları bir araya getirdiğimizde BDDK'nın likidite sıkışıklık hamlesine rağmen dolar TL'de de yön yukarı olacaktır diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla borsada geri çekimler tekrar alım fırsatı. Dolar TL'de de muhtemelen yukarı doğru ana trendin devam edeceği yönündeki düşüncemizi koruyoruz. Uğur, teşekkür ederim sana aktardığın yorumlar için. Tabii yurt dışında Uğur'un da belirttiği gibi ana gündemlerden bir tanesi korona virüsü. Bunun etkileri Çin tarafındaki büyümeye ne kadar etki edecek, etmeyecek. Biraz da şimdi küresel piyasaları değerlendirelim. Telefon attığımızda GCM Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çitilci olacak. Tuğberk, hoş geldin yayına. Cumhur, merhaba. Şimdi sırayla sana birkaç tane soru sıralamak, aktarmak, sormak istiyorum. Şimdi baktığımızda koronavirüsü evet Çin'in büyümesinde oldukça etkili olacak. Emtia fiyatlarını etkiliyor. Dolayısıyla burada dün Xi Jinping'in açıklamaları vardı. Ekonomideki hedeflerin tutturulması anlamında bir kararlılık gösterdiler. Sence piyasa buna ne kadar inanıyor? Piyasa buna inanmaya başladı. Çünkü gerek Amerikan 10 yılı gerekse de Amerikan borsa endekslerindeki rekor seviyeler fiyatlama tarafında inandığını gösteriyor. Fakat Çin'in biyolojik belirsizliğe karşı bir finansal tedavi uygulamaya çalışıyor. Bu noktada tek başına yeterli olabilir mi? Açıkçası zor. Fakat geçmiş dönem referanslarında nasıl önemli merkez bankaları Brexit'te küresel güçlerini birleştirmişti? Bu hafta içinde Fed'in de
Powell açıklamalarında koronavirüsü vurgusuyla merkez bankalarının tekrar gücü birleştirerek Çin'e destek sağlayacağı ve bu işin ekonomik hasarının bir şekilde piyasada absorbe edilebilecek şekilde atlatılabileceği senaryosu daha etkin diye düşünüyoruz. Peki diğer taraftan Amerika'daki seçim start verildi. Buradaki adayları takip ediyoruz. Şimdi baktığımızda New Hampshire'da öne çıkan adayın Bernie Sanders olduğunu görüyoruz. Bu isimler piyasa için ne anlam ifade ediyor? Açıkçası çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü Sanders'la bu çok genç aday arasında, Petty arasındaki fark çok ihmal edilebilir bir seviyedeydi. Burada önemli olan unsur Trump'ın karşısına nasıl güçlü bir alternatif aday çıkartılabilecek. Ve şu anda bu çok zayıf bir ihtimal olarak devam ediyor ki demokratlardaki aslında ana kırılma 3 Mart'ta gerçekleşmesi beklenen Süper Salı'daki Texas, Kaliforniya gibi eyaletlerin seçimleri durumu netleştirecek. Ama oradan da çıkabilecek sonuçlarda Trump'ın genel Amerika'daki tabana hitap etmesiyle bu adayların hitap ettiği taban dikkate alındığı zaman da sanki ibrenin Trump tarafına doğru evrildiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan bugün sabah saatlerinde Avrupa bölgesinden sanayi üretim rakamlarını gördük. %4.1'lik yıllık bir daralma vardı ki 4 büyük taraflara baktığımızda Almanya, Fransa, İtalya, İspanya onlardaki rakamların da ciddi anlamda daralmaya işaret ettiğini görüyoruz. Bu gelen rakam Lagarde'ın ya da piyasanın düşündüğünden sence fazla mı? Cuma günkü gelecek olan büyüme verisinin %0.1'den %0'a aşağıya doğru gelmesi bekleniyor. Sen buna katılıyor musun? Avrupa tarafında işler kötü. Zaten gerek Fed'in gerekse de doların bu kadar haber frekanslarında öne çıkmasının nedeni evet bir tarafta Amerikan ekonomisi iyi ama çoğunluk tarafta diğerlerinin kötü olmasından dolayı kaynaklı. Yani piyasa bir şekilde kötüler arasındaki en iyi seçmeye çalışıyor ve bu noktada da seçimlerini Avrupa tarafında kullanıyor, kötülük tarafında. Ekonomik aktivite tarafında Almanya'nın bu işi, daha doğrusu Avrupa Birliği'nin sırtlaması artık sınır noktasına geldiğinden dolayı Lagarde'ın da para politikasıyla ilişkin yapabileceği hareket alanı sınırlandı. Onun için daha hem göreve gelmeden önce hem de göreve geldikten sonra ısrarla Almanya'nın başını çekeceği bir mali politika bazukası devreye almaya çalışıyor. Ama burada da para politikasıyla siyaseti nasıl ortak paydada kesiştirecek açıkçası işinin çok zor olduğu ve bütün bunların sonucunda da euro dolar paritesinde değer kayıplarının daha olası olduğunu düşünüyoruz. Tuğberk çok teşekkür ediyorum katıldığın ve değerli yorumların için. Bugün Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Alp Keler bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında 2019'u değerlendirdi. 2020 beklentilerini anlattı, projelerini anlattı. Muhabir arkadaşımız Burak Karagöz yerinde takip etti ve daha sonra Başkan Alp Keler'le bir röportaj gerçekleştirdi. Akıllı Paranız ilk bölümünü bu röportajla noktalayalım. Alp Bey, öncelikle sermaye piyasalarında 2020 öngörüleriniz neler? Onunla başlayalım. İlk ayı geride bıraktık çünkü. Tabii yani özellikle 2019'un son birkaç ayında bir ivmelenme olduğunu gözlemliyoruz. Yani bunun temel birkaç faktörü var. Yani bir tanesi enflasyon ve faizlerdeki hızlı düşüşün yatırımcılarda alternatif farklı ürünler, yani risk getiri dengeleyecek, potansiyel getiri sağlayabilecek ürünler peşinde koşmaları. İkincisi tabii altyapıların bunu biraz desteklemesi. Son dönemde yatırımcıların özellikle kurumların, bankalar, aracı kurumlar, portföy şirketleri belirli alan yatırım yapmaları, mobilden, internetten, RoboAdvisor'dan işlem yapma platformlarını daha etkin hale getirmeleri. Bu da önemli bir altyapı sağlıyor. Ve son olarak da hükümetimizin sermaye piyasası özelinde, sermaye piyasasına yönelik ürünlerinde önceliklendiğini gözlemliyoruz. Yani 2019'un son birkaç ayında başlayan olumlu trendin 2020'de de devam etmesini bekliyoruz. Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi açısından halka arzlar çok önemli. Dolayısıyla 2020'deki o taraftaki beklentiniz ne yönde? Şimdi bu Türkiye'de yani hisse senedi sayısı uzun yıllardır 400 civarında takılı kaldı. Burada bir ivmelenme olması gerekiyor. Ama tabii yani 2019'da bu fırsat penceresi çok açık değildi. Faiz düşüşten dolayı hisse senetlerinde bir şirket değerlemelerinde bir olumlu etki var. Bu tabii halka arzları da gündeme getirecektir. Tekil hisse senedi yatırımcısının ilgisi var.
ve sadece halka arzları talep edebilecek kurumsal yatırım tarafında da önemli bir büyümeler gerçekleşiyor. Burada geçen sene kurumsal yatırımcılar %64'lük bir büyüme gerçekleştirdi. 289 milyar ulaştı. Yani halka arzlarda da bu pencerede Nisan-Mayıs aylarında bu sene içerisinde ve yazı da geçtiğimizde böyle bir de son çeyrekte özellikle bilançolardan dolayı orada da belirli bir dönem var. O dönemde yoğunlaşıyor. Halka arzlarının arka arkaya gelmesini bekliyor. Değişiklik tasarısıyla devam edelim. Sermaye piyasalarına ne getirecek? Özellikle sektör bu konuda bu tasarıya destek verdi mi? Şimdi bu konuda biz sermaye piyasası kurumlar olarak en son kanun 2012 yılı sonunda geçmişti. Birkaç yıldır bu kanunumuzda bazı geliştirmesi gereken alanlar olduğu konusunda tespitlerimiz var. Torba kanununda birkaç madde var sermaye piyasası ürünlerini etkileyebilecek. Ve bunların da hepsi aslında birkaç yıldır gündemde olan ve sermaye piyasasının gelişimine yönelik adımlar. Birkaç örnek vermek gerekirse örneğin borçlanma araçları sahipleri kurulu var. Şimdi son birkaç yılda özel sektör tahvil piyasası ciddi şekilde büyüdü ve burada herhangi bir olumsuz durumda temerrüt olabilir, yapılandırma olabilir. Bu yatırımcıların bir araya geldiğinde karar alma süreçlerinde, haklarını arama süreçlerinde sıkıntı vardı. Şu anda bu kurul sayesinde aslında şekil ve şartları sermaye piyasası kurulu tarafından da belirlenecek. Bu izahnamede yer alması ve nasıl hangi şartların geçerli olacağı belirlenecek. Dolayısıyla aslında burada borçlanma araçları yatırımcılar için olumlu bir gelişme. Bir başka gelişme ürün yelpazesinin geliştirmesi açısından daha önce teminatlı tahvil ihraçları çok fazla yapılamıyordu. Tamam rehin vesaire gözüküyordu ama burada teminatlı tahvil ihraçları da yapılabilecek noktaya geldi. Günün sonunda bazı yatırımcıların daha risk iştahı az olan yatırımcıların tercih edebilecekleri bir ürün. Bir başka gelişme bu özellikle şirket hareketlerini etkileyebilecek olağanüstü fiyat hareketlerinde ve şirketlerin birleşme, imtiyaz, satın alma gibi hareketlerinde orada bir belirsizlik vardı. Son 30 günlük işlemler neye göre belirleniyor, bundan kim yararlanıyor diye. Burada adil fiyat mekanizması geliyor. Bu önemli bir gelişme. Adil fiyat mekanizmasının yanında da kimin yararlanacağı açıkça net bir şekilde tanımlanmış durumda. Yani haberin geldiği gündeki portföyünde tutan yatırımcılar yararlanabilecek bundan ayrılmaklarından. Dolayısıyla bu da aslında yatırımcılar açısından bir kafa karışıklığını ortadan kaldıran bir şey. Ama sektördeki ürünler özelinde bazı adımlar var. Nedir bunlar? Yatırım fonları tarafında gayrimenkul girişim sermayesi fonlarında tapuda ticaret sizinde bazı tıkanıklar vardı. Zaman alan süreçler vardı. Onlar kolaylaşıyor. Tüzel kişi tanımlarında olumlu gelişmeler var. Keza aracı kurumlarımızın özellikle dünyada yatırım bankalarının da yoğunlukla kullandığı proje finansman alanında, menkul kümetleştirme alanında, burada SPV kurmalarında bazı kolaylaştırıcı adımlar var. Bunlar da olumlu. Aslında yani sermaye piyasası maddeleri genel olarak sektörün beklentileri çerçevesinde oluşturulmuş maddeler. Tüm bu söylediklerinize bakarak yatırımcı tabanını genişlediğini söyleyebilir miyiz Türkiye'de? Çünkü son dönemde baktığım zaman borsadaki yükseliş sadece yerli yatırımcı ile oldu. Şimdi yatırımcı tabanında bir genişleme var. Yani bunu mutlaka şey yapmak lazım. Ama bulunduğumuz yeri düşündüğümüzde aslında gideceğimiz yol o kadar fazla ki. Ben birkaç rakam paylaşmak istiyorum. Türkiye'de 18 yaş üstü nüfusa baktığımızda her 6 kişiden bir kişide BES fonları var. Her 20 kişiden bir kişide yatırım fonu var. Her 1000 lira üzerinde hisse senedi yatırımcısı da her 100 kişiden 1,5 kişide hisse senedi yatırımı var. Yani bazımız bu kadar ufak. 1.2 hatta 1.2-1.5. Dolayısıyla burada bir hareketlenme oldu. Son dönemde hisse senedi 336 bin aylık rakamlarından 489 bin ulaştık aralık rakamı olarak. Kurumsal yatırımcı tarafında bir büyüme var. Yani bazda bir olumlu gelişme var. Ama bu rakamlar toplam içerisinde baktığımızda henüz çok ufak. 2019 gerçekten bir ışık gördüğümüz bir yıl oldu. Özellikle son birkaç aya bakarsak. 2020'de de burada özellikle talep tarafının gelmesi, altyapıların biraz daha hazır olması, işlem yapma kolaylığı açısından, belirli teknolojik gelişmeler, robo-advisor olsun, algoritmik işlemler, bunların yurt dışı örneklerle paralel bir şekilde gelişmeye başlaması ve uygulanmaya başlaması, kurumların uygulaması ve özellikle de son olarak da Ankara'nın gündeminde sermaye piyasalarının olması çok önemli. Bunlar üst üste koyduğumuzda 2020 için ümitliyiz. Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Bugün konuğum Gedik Yatırım Ekonomisti Erol Gürcan. Erol hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi yavaş yavaş tabii ayın ilk döneminde enflasyon, işsizlik, sanayi üretimi, cari denge diye
ayları böyle geçirmeye başladık. Dolayısıyla istiyorsan haftanın başına bir dönelim. İşsizlik verisiyle başlayalım. Orada ufak bir hatırlatma yap bize. Dolayısıyla ileriye dönük baktığımızda iç talep konusunda sen istihdamdaki gelişmeleri nasıl yorumluyorsun? İşsizlik verisi aslında bu ekonomide gördüğümüz dengelenmeden sınırlı da olsa bir toparlanma geçiş sinyallerini aslında en gecikmeli yansıtmasını beklediğimiz veri olarak nitelendirebiliriz. Burada son birkaç aydır mevsimsel, yani tarihsel ortalamanın işaret ettiği mevsimsellikte genelde aleyhte bir seyir olması beklenirken işsizlik oranında sınırlı da olsa bir düşüş eğilimi olduğunu görmekteyiz. Burada aslında iş gücüne katılım oranındaki düşüşün İstanbul'daki artıştan ziyade daha etkili olduğunu görmekte görüyoruz. Bundan not etmekte fayda var. Ama mevsimsellikten arındırılmış seyredeki rakamlara baktığımız zaman da yine işsizlik oranında mevsim normallerine ek olarak bir miktar sınırlı olsa iyileşme olduğunu görebileceğiz. Yani en azından işsizlik oranı manşet rakamlarda bir miktar gerilen var ama halen daha Türkiye'nin doğal işsizlik seviyelerinden çok daha yüksek seviyelerde. Burada bir miktar daha bu düşüşün çift hanelere doğru, yani düşük çift hanelere doğru ya da yüksek tek haneye yakınsaması için Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde potansiyeline yakın bir büyüme gerçekleştirmesi gerekiyor diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda şu anda ekonomide gördüğümüz bu kademeli de olsa toparlanma eylemiyle beraber işsizlik oranındaki görece olumlu görüntü devam edebilir ama buradaki daha hissedilir işsizlik tarafındaki yansıma için biraz daha zamana ihtiyaç var gibi gözüküyor ama en azından şimdi öncü veriler PMI tarafına baktığımız zaman da bir miktar aslında şirketler de burada işe alımlar tarafında, İslam tarafında önümüzdeki aylarda sanki destekleyici yönde adım atacak gibi ufak detaylarda sinyaller var. Tabii bir taraftan da 2019'un verilerini tamamlıyoruz artık yavaş yavaş. Dolayısıyla işte yarın sanayi üretim verisini karşılayacağız. Yıllık değişimi açtım buraya. Yüzde senin de burada 6.9'luk bir tahminim var. Dolayısıyla piyasanın konsensusuna yakın diyebiliriz. Bu tahminin altında neler yatıyor? Büyüme rakamı nasıl şekillenecek? Biraz da böyle hani 2019'un bilançosunu tamamlıyoruz diyebilir miyiz? Aslında Temmuz ayından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı önden yüklemeli indirimlerle beraber sanayi üretimine ilişkin öncü göstergelerde bir miktar toparlanma olduğunu görüyoruz. Burada tabii aylık rakam, yani Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre %7 civarında bir konsensüs oluşmasının temel sebeplerinden birisi geçen yıldan kaynaklanan düşük baz olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıl Aralık ayında yanılmıyorsam %9 civarında bir daralma söz konusuydu. Bu nedenle aslında %7 civarında ciddi bir toparlanma var gibi gözüküyor. Aylık bazdaki artışa baktığımızda biz orada biraz daha 0.3 civarında sınırlı bir artış olmasını bekliyoruz. Yani dipten dönüş eğilimi, kademeli toparlanma eğilimi devam ediyor. Sanayi üretiminde aslında bunu destekler nitelikte. Yıllık rakamlarda oluşan baz etkisinin aslında biz bir benzerini büyüme rakamlarında da görüyor olacağız. Ay sonunda açıklanmasını beklediğimiz 4. çeyrek büyüme rakamlarında. Bizim tahminimiz şu anda 4. çeyreği de yıllık bazda %5'ler civarında bir büyüme şeklinde açıklanması. Bu beklentimiz dahilinde bir rakam görecek olursak kuvvetle muhtemelen 2019 yıllık büyümesi de 0.6 civarında gerçekleşmiş olacak gibi gözüküyor. Bir taraftan da baktığımda yani tahmin aralığına en düşük %4.7 tahmin eden ekonomist arkadaşımız var. En yüksek %8. Dolayısıyla bu tahmin aralığının geniş olmasını 2019'dan 2020'ye geçerken işte cari dengede ya da diğer tarafta bu varsayımları biz hep böyle 2020'de konsensusun geniş olduğunu göreceğiz. Ne dersin? Orada belli bir piyasanın odaklanacağı, hani birazdan enflasyonu da soracağım sana hani beklenti anketlerini ama bu genel tema olmaya devam edecek mi sence? Şimdi sanayi üretimi üzerinde diğer Türkiye ilişkin verilerle kıyasladığımızda tahmin sayısında genelde biraz daha düşük kaldığını ben gözlemliyorum aslında. Buradaki şu anda tahmin aralığının sapmasının sebeplerinden birisi de şu olarak görülebilir. Aslında ekonomideki bu toparlanma eğilimi yavaş yavaş beklentilere yansımaya başladı ama halen daha çok ciddi bir konsensus oluştu mu dersek orası hala bence bir miktar soru işareti olarak kalıyor diyebiliriz. Ve bir geçiş süreci yaşıyoruz aslında. Eksiden artıya doğru geçen bir süreç var. Bunun etkisiyle beraber de bu tarz geçiş dönemlerinde bir miktar da beklentiler şekillenene kadar, iyice buradaki tahminlerde oturana kadar bu tarz geniş aralıklar görülebilir ama
ilerleyen aylarda özellikle ilk çeyrek sonuna doğru ya da ikinci çeyrek ortalarında kuvvetli muhtemelen bu beklentilerinde biraz daha dar bantlarda gerçekleştiğini görebiliriz. Ekstra bir oynaklık artışı vesaire görmezsek. O zaman gelelim Perşembe'yi değerlendirdik. Cuma gününde de cari denge ile konut satış verileri, tabii orası da işin başka bir tarafı, finansal sektörü ve gayrimenkul sektörünü de ilgilendiren kısım, ama biz cari denge tarafına odaklanacak olursak 3 milyar dolarlık bir açık rakamı gördüm orada. Bunun kaynağı dış ticaretteki o ithalattaki hızlanma mı, yoksa içindeki detaylarda sen o rakamları oluştururken farklı bir ince nüans gördün mü? Aslında burada daha çok ithalat tarafındaki hızlanmadan bahsedebiliriz. Bu da aslında yine ekonomik toparlanmayı işaret eden diğer bir gösterge. Burada dış ticaret tarafı önemli bir etken. Bununla beraber turizm gelirinin tabii mevsimsel olarak görece daha sınırlı katkı veriyor olması da Aralık ayı rakamlarında cari açık rakamının daha görece dış ticaret ağırlıklı olmasını sebeplenen unsurlardan bir tanesi. Birinci ve ikinci denge tarafından çok ekstra ciddi bir negatif bozulma görmesini beklemiyoruz. Yani geçmiş yıllara da baktığımızda Aralık aylarında kabaca 800 milyon dolar ya da 1 milyar dolara yakın standart bir şekilde bir ekstra negatif etki yaptığını görüyoruz. Ama buradaki açık büyük ölçüde aslında dış ticaret tarafından gelecek gibi gözüküyor. Eğer piyasa konsensusu ya da bizim tahminimiz de zaten yakın seviyelerde 3 milyar dolar civarında gelecek olursa, yılın tamamında 12 aylık veriler cari fazlaya, kabaca 1 milyar dolar civarında bir cari fazlaya işaret ediyor olacak. Bunu da bizim büyüme tahminlerimizden hareket edecek olursak büyüme oranında 0.1 artı 0.1 şeklinde gerçekleşmiş olacak. Yani önceki yıl -3.5'lar seviyesi, sen hatta bir ara 6-7'lere yükselen Mayıs döneminde, Mayıs 2018 döneminde yükselen cari denge rakamı, cari açık rakamı 2019 yıl sonu itibariyle artı 0.1 gerçekleşmiş olacak. Bu da aslında uzun zamandır belki de ilk defa tarihte gördüğümüz bir şey işaret ediyor. Çok sınırlı olsa bir cari fazlayla beraber çok sınırlı bir ekonomik büyümeyi 2019 yılında görmüş olacağız. 2020'de bu kadar büyüme odaklı devam edersek ve ince eğer geliyor gerçi, dolayısıyla buradan tahmin yapmak gerçekten bu noktada zor, ama uygulamış olduğunuz o strateji, kurmuş olduğunuz o strateji içerisinde cari dengedeki açık tarafının nereye kadar aşağıya gelmesini bekliyorsunuz? Biz bu sene cari açığın yıl sonunda 14.5 milyar dolar olacağını varsaymıştık sene başında oluşturduğumuz strateji raporunda. Şu an için bu tahminimiz herhangi bir revizeye gitmedik. Tabii ilerleyen aylardaki gerçekleşmeler bazı revizeler yol açabilir. Bu da bizim yine büyüme tahminlerimizde baz aldığımızda -1.8 civarında bir büyümeye oranı işaret edecek. Yani cari açık bölü büyüme oranı -1.8 civarında olacak gibi gözüküyor. Bu Türkiye'nin tarihsel ortalamalarına göre baktığımızda çok daha kabul edilebilir, çok daha sürdürülebilir bir cari açık seviyesini işaret ediyor. Ama burada tabii 2020 yılındaki büyüme üzerinde, büyüme rakamları üzerinde, en azından bizim kağıt üzerinde göreceğimiz rakamlarda baz etkileri de önemli, etkileyici olacak. Çünkü Türkiye'nin tarihsel ortalamaları 4-4.5 büyüme işaret ederken aslında 2019 yılının tamamında sıfırın hafif üzerinde bir büyümeyle tamamlanmasını bekliyoruz. Bu da 2020 yılı büyüme rakamlarında aslında somut reel büyümenin yanı sıra baz etkilerinin de 2019'un düşük kalmasından kaynaklı olarak bir miktar yüksek seviye işaret ediyor. Bu da aslında 2020 yılındaki cari açığın görece kabul edilebilir seviyede kalmasının temel unsurlarından bir tanesi olacak bize göre. Asıl 2021-2022 yılında eğer Türkiye ekonomisi gerçek anlamda baz etkilerinden bağımsız olarak 4.5 civarlarında 5'e yakın bir büyüme patikasına oturacaksa, o zamanlar cari denge hala bu seviyede kalacak mı, sürdürülebilir seviyede kalacak mı? O önemli bir gösterge olacak. Bu anlamda da yine hem ithalatın izleyeceği seyir, dış ticaret dengesinin izleyeceği seyir, hem de turizm gelirlerini göstereceği seyir önemli belirleyiciler olacak. Şu an için biz 2020 yılında daha sürdürülebilir, daha makul seviyelerde bir cari açık verilmesini görüyoruz. Bir taraftan hani enflasyona da yavaş yavaş, faizlere de geçmeden önce, mesela orada manşet enflasyon, çekirdek enflasyon diye iniyoruz. Cari denge tarafında da hani altın ve enerji hariç. Dolayısıyla buradaki temel trendlere baktığınızda siz ne görüyorsunuz? Manşet rakam evet, belki 5 milyar doları gördük fazla ve yavaş yavaş aşağı geliyor, ama diğer kalemlerde bundan sonrası için o sürdürülebilir büyüme ya da diğer konular içerisinde olumlu bir pozitif trend görüyor musunuz? Yani aslında Türkiye ekonomisindeki üretim yapısı şu an yani çok radikal bir değişiklik göstermiş değil. O yüzden burada büyüme hızlandığı zaman yine ithalat tarafında özellikle bir miktar daha etkin ön plana çıktığını görüyoruz. Ama bunun haricinde biz altın ve enerji maliyetlerine baktığımız zaman da şu an küresel hava aslında petrol fiyatlarında talebin halen daha görece zayıf kalması sebebiyle bir miktar daha bizden yana esiyor gibi gözüküyor şimdilik. O yüzden enerji fiyatları tarafından
öngörülebilir bir sürede çok ciddi negatif bir baskı görmeyi beklemiyoruz. Zaten burada bir yandan da üretim tarafında da kontroller söz konusu, belli bir seviyede tutulmaya çalışılıyor 3 aşağı 5 yukarı petrol fiyatları. Altın tarafında önceki yıllarda yüksek bir talep vardı. Bunu da yakın dönemde bir miktar daha normalize olma eğilimine girdiğini gördük. O yüzden aslında çekirdek ve manşet rakamlar cari denge tarafında biraz daha fazla birlikte hareket edebilir gibi değerlendirebiliriz önümüzdeki süreçte. Ancak tabii ki yine yıl içinde hem altın ithalat tarafındaki gelişme hem de petrol fiyatındaki gelişmeler bu tarafta önemli bir belirleyici olmaya devam edecek. Peki o zaman enflasyonla ilgili olarak tahminleriniz içerisinde tabii strateji raporunuzu yazdığınızda bilmiyorum koronavirüsünden önce mi yazdınız sonra mı yazdınız ya da daha yeni mi yavaş yavaş şekilleniyordu hatırlamıyorum ama tabii belli bir kurguladığınız bir yapı var ama arz talep dengesini belli şoklarda büyüme rakamlarını değiştirebiliyor. Dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının içerisinde grup toplantısında ekonomiye de değindiğini gördük. Bu noktada ekonomi yönetiminin %8,5 hatta daha altındaki bir gerçekleşmeye son derece kararlı bir şekilde söylemleriyle vurgu yaptığını da görüyoruz. Dolayısıyla sizin çalışmalarınız içerisinde enflasyon nasıl bir patika izliyor? Tek haneye geliyor mu? Geliyorsa hangi aylar içerisinde denk geliyor ve genel seyrin nasıl oluşmasını bekliyorsunuz? Biz strateji raporunu oluştururken aslında bu koronavirüs konusu piyasaların gündeminde değildi. Burada biz tahmin oluştururken aslında enflasyon tarafında özellikle daha ziyade yurt içi gelişmelere ağırlık vererek ve kurs varsayımlarımızdan hareketle bir model çıkarttık diyebiliriz. Bizim şu anda aslında bu ilk açıklanan rakamlar projeksiyonlarımızla uyumlu denebilir. Biz aslında yılın ilk yarısında özellikle ilk çeyrekte yatıya yakın hafif yukarı bir hareket görülmesini bekliyorduk yıllık tüfe rakamlarında. Önümüzdeki bir iki aylık dönemde yine 12'li seviyelerde kalmaya devam edeceğimizi bekliyoruz. Yılın ilk yarısında da ağırlık olarak düşük çift hanelerde kalmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yılın ikinci yarısı itibariyle biz yavaş yavaş kademeli bir şekilde enflasyon yüksek tek haneye gerilemeye başlayabileceğini değerlendiriyoruz. Ve yıl sonu tahminimizde bizim şu an için 9.6 seviyesinde. Burada Merkez Bankası'nın tahmini 8.2 olarak korundu. Orta vadeli program 8.5 seviyesinde. Biz bir miktar daha iç talepte canlanma olabileceğini ve burada bir miktar fiyatlarda yapışkanlık olabileceğini düşünerek aslında düşük çiftenden yüksek tek haneye gerileme olabilir. Bu beklentilerimiz dahilinde var. Ancak enflasyonun da kalıcı bir düşüş için bir miktar daha hem beklentilerde hem de bu büyüme tarafındaki toparlanma hızıyla beraber enflasyondaki o öngörülen düşüş patikasının gerçekleşip gerçekleşmediğini izlemek istiyoruz. O yüzden bir miktar da resmi tahminlere göre daha karamsar olmayı tercih ettik diyebiliriz şu anda. Daha doğrusu karamsar değil ama temkinli diyebiliriz yani burada. Genel duruşumuz bu şekilde. Benzer bir şekilde zaten beklenti anketiyle Merkez Bankası'nın söylemiş olduğu tahminler arasında da ben de ona gri alan diyorum şimdilik. Yani kendi tabirimle devam ediyor. Şimdi akıllı paraya kısa bir ara verelim. Aranın ardından sohbetimizi Erol Gürcan'la devam edeceğiz. Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor Erol Gürcan'la sohbetimize. Biraz da yurt dışı odaklı devam edelim ama önce bir dünkü Powell'ın konuşmasındaki bazı önemli satır başlıkları vardı işsizlikle, faizle ilgili. Onları bir hatırlayalım. Enflasyon ile alakalı sürekli devam eden endişeleri düşünecek olursa sizce Amerikan Merkez Bankası tam istihdam sağlayabilir mi? Ve tam istihdam derken çalışabilen ve çalışmak isteyen herkesin iş bulmasından bahsediyorum. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Bizim hedefimiz bu zaten her zaman üzerinde çalıştığımız şey bu. Asla başaramayacak olsak da amacımız tam istihdam ancak tabii ki fazla ilerlemek kaydettik. Bunu bir evet olarak kabul edeceğim. Federal iş garantisi Amerikan Merkez Bankası'nın başaramadığı şeyi başarabilir mi? Evet mi? Hayır mı? Bunu cevaplamak çok zor. Yani ne söylemek istiyorsunuz? Bir iş garantisi sağlamayı soruyorum. Çalışmak isteyen ve çalışabilen herkesin iş bulmasından bahsediyorum. Pekala Sayın Başkan, bütün göstergeler gösteriyor ki ABD ekonomisi son 10 yılın 8 ayında potansiyelin altında çıktı, sağladı ve son 10 yılın çoğunda. Şu doğru mudur? İşsizlik hedefin üzerinde kalmışken enflasyon neredeyse hiçbir zaman hedefin üzerinde kalmadı. Bu doğru mu? Evet, bu doğru. Pekala. Bu sürede
Siyah işsizliği beyaz işsizliğin iki katı kaldı. Ve Fed 2016'da faizleri arttırmaya başladığında enflasyon hala hedefin altındayken faizler arttığında işsizlik de arttı. Fed faizleri arttırmanın eşit olmayan bir şekilde nasıl etkileyeceğini düşündü mü? Hali hazırda zaten iş bulmakta zorlanan insanları, bir şekilde zorluk yaşayan insanları, göçmen komşularımızı, azınlıkları nasıl etkileyeceğini düşündünüz mü? İşsizlik faizleri yükseltmeye başladığımızdan beri önemli ölçüde düştü 2016'nın sonundan beri. Esasen 2015'in sonundan beri. Ancak Fed faizleri arttırmanın nasıl eşit olmayan bir şekilde hali hazırda iş bulmakta zorlanan insanları etkileyeceğini düşündü mü? Bizim düşündüğümüz şey esasen para politikası açısından doğru şeyi yapmaktı. Para politikasını herkes için fayda sağlayan bir ekonomi yansıtan bir noktaya getirmekti. Bunda geliri düşük insanlar da vardı. Herkesin toparlanması için çalıştık. Yani herkes şu an toparlanmaya çalışıyor. Ancak ekonominin aşırı ısınma işareti olmamasına rağmen şimdi faizleri indirmeye başlıyorsunuz. Siz faizleri erken indirmeye başladığınız olasılığı var mı? Tarih buna karar verecek, ancak kararları şu anki zamanda veriyoruz. Ancak o zamandan beri çok fazla şey öğrendik ve bu da işsizliğin enflasyon olmadan da düşük olabileceğini öğrendik. Pekala, şu an bildiğiniz şeyleri biliyor olsaydınız faiz oranlarını arttırmayı o zaman da destekler miydiniz? O zaman bunu desteklemiştim ve biliyor musunuz? Şu an 2020'deyiz ve zaten daha fazla Amerikan vatandaşı faizleri o zaman arttırmasaydınız daha fazla istihdama kavuşur muydu sizce? Şu an 50 yılın düşüğündeyiz. Evet, Powell'ın dün açıklamaları böyleydi. Powell'ın da, ben de katılıyorum, faiz kararları o anki konjonktür içerisinde değerlendirme. Şimdi geriye bakınca pek çok şey olsaymış, olmasaymışız, yapsaymışız, yapmasaymışız devreye girebiliyor. Dolayısıyla biraz Amerikan ekonomisine geçtiğimiz haftaki tarım dışı istihdam, Trump'ın söylemleri vardı. Faizleri çabuk çabuk arttırdınız ama indirirken aynı şekilde refleks göstermiyorsunuz diye. Sen bu son dönemdeki Amerikan ekonomisindeki gelişmeleri nasıl yorumluyorsun? Amerikan ekonomisi aslında gelişmiş ülkeler arasında en güçlü momentumun gözüktüğü ülke olduğunu söyleyebiliriz. Halen daha buradaki ekonomik veriler oldukça güçlü görünüyor. Ve şu anda aslında ekstra bir faiz indirim ihtiyacı açıkçası takip ettiğimiz veriler üzerinden çok yokmuş gibi duruyor. Ama bir yandan da hem bu Trump'ın yaptığı, tabii ki Kasım ayındaki seçim olduğu için seçime giderken mümkün olunca daha yüksek büyüme rakamları ya da daha yüksek borsa seviyeleriyle gitmeyi burada istediği için aslında böyle bir söylemde bulunuyor. Fed'in aslında faiz artırırken de çok aşırı hızlı hareket etmediğini söyleyebiliriz. Burada aslında bu varlık alımlarının sonlandırılacağı mesajı ilk Mayıs 2013'te gelmişti ama bundan birkaç yıl sonra ilk faiz indirimini gördük ve faiz indirim döngüsü de yıla 4 indirim beklentisiyle başladık. Bir taneyle tamamladık, iki taneyle tamamladık gibi görece yavaş gerçekleşmişti. Şimdi özellikle bu koronavirüs konusunun kısa vadede yarattığı bir belirsizlik var. Eğer bu süreç biraz daha uzayacak olursa, her ne kadar kısa vadede piyasalar açısından negatif bir etki oluşturuyor olsa da aslında diğer taraftan özellikle gelişmekte ülkeler açısından dolaylı yoldan bir fırsat da sunuyor diyebiliriz. Burada olası bir ekonomiler üzerinde kalıcı aşağı yönlü risklere karşın aslında küresel para politikası da genişleyici çerçevede kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu da dolaylı yoldan yine küresel tarafta gelişmekte ülkeler açısından bir fırsat oluşturan unsur gibi gözüküyor. Amerika ekonomisi tarafında şu an için bekle gör politikasının biz kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki aylarda ekstra bir gelişme görmezsek bu yıl içinde yani çok yüksek ihtimalle mevcut faiz seviyeleri korunacak gibi gözüküyor. Belki ihtiyaç duyulursa bir ayarlama, bir faiz indirimi gelebilir ama bugünkü eldeki verilere baktığımızda kısa vadede çok sanki ihtimal dahilinde değilmiş gibi gözüküyor. Güçlü dolar endeksi ne anlam ifade ediyor? Çünkü yılbaşından bu yana baktığımız zaman orada da %2,5'luk bir yükseliş var. Ekim diplerini test eden bir euro dolardan bahsediyoruz. Bizim ihracatımız açısından reel anlamda baktığımızda bir değer kaybına da işaret ediyor bu. Dolayısıyla burayı nasıl okumak lazım fiyat hareketleri üzerinden? Aslında Fed geçen yıl faiz artıracak mı acaba diye başladığımız yılda arka arka 3 defa faiz indirimi gerçekleştirdi. Ve burada aslında büyük ölçüde ticaret savaşı belirsizliği söz konusuydu. Özellikle verim eğrisinin tersine dönmesiyle beraber küresel bazı ciddi bir resesyon endişesi de aslında üst perden dile getirmeye başlanmıştı. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle ticaret savaşı konusunda geçici de olsa bir arada olsa bir çözüme gidildiğini göz bir anlaşma sağlandı. Amerika ekonomisine ilişkin veriler güçlü gelmeye devam ediyor bu tarafta. Bunların hepsi bir arada aslında Fed'in
bekle göre politikasına geçmesiyle beraber aşağı yönlü artık faiz indirim ihtimalini azaltıyor. Bunları bir araya aldığımız zaman da hem Amerika ekonomisindeki güçlü toparlanma sinyalleri hem Fed'in faiz indirimi olasılığının görece azalıyor olması aslında diğer ülke ekonomilerindeki zorlukları dikkate aldığımızda doları bir miktar daha ön plana çıkartıyor. Ve diğer belirsizlik unsurunda da aslında güven liman talebi de oluşturduğu için burada bir miktar daha doların değerlendiğini görüyoruz. Bu tabii ki şu anda Trump'ın öncelikleri ve politikalar açısından baktığımızda güçlü seviyelerde kalması çok istenmeyecek gibi gözüküyor. Bundan sonraki süreçte direkt aksiyon olarak bir faiz indirimi görmesek bile sözlü yönlendirmelerle ya da çeşitli açıklamalarla iletişim politikası üzerinden doların çok fazla güçlü seviyede kalması da en azından bu seçim yılında çok istenmeyecektir diye düşünüyorum. Bir taraftan da tabii bilmiyorum aynı şekilde katılır mısın ama Fed'in yapmış olduğu repo operasyonları da belli ölçülerde ince ayar olarak değerlendiriliyor. Biz bu 2020'de denetleyici kurumlardan olsun ya da ekonomi düzenleyici kurumlardan bizdeki BDDK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ince ayarla ilgili böyle daha fazla adımların geleceğini görür müyüz? Görürsek sence şurada ihtiyaç olur diyebileceğin noktalar var mı senin gözüne çarpan? Aslında şu anda özellikle küresel tarafta da hem konjonktür açıdan hem de büyüme, resesyon içeri vesaire baktığımız zaman bir denge arayışının veya da bir yeni normal, yeni dengenin oluşma aşamasına bir geçiş sürecinden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Burada hem Amerika-Çin arasındaki gelişmeler olsun hem Avrupa tarafındaki kendi ülke bazlı süreçler olsun ya da Japonya tarafındaki diğer gelişmeler her bölümde farklı farklı bir denge, yeni denge arayışları var. Bu geçiş sürecinde aslında bu tarz ince ayar ihtiyacı da ön plana çıkıyor. Türkiye tarafında da tabii ki üst üste üç çeyrek diye uzanan daralmanın arkasından bir dipten dönüş eğilimi var ve önceki yıl yaşanan ciddi bir kur şoku, bunun oluşturduğu tahribat vesaire oynaklık artışları, beklentilerdeki bozulma ve beklentiler yeniden olumlu seviyelere çekilmeye çalışılması. Dolayısıyla buradaki ince ayar ihtiyacı muhtemelen önümüzdeki aylarda da süreçlerle devam edebilir gibi gözüküyor. Türkiye özelinde özellikle finansal istikrar tarafında aslında bir miktar daha hem kur oynaklığı olsun hem de kredi büyüme hızları açısından çeşitli ayarlamalar gelebileceğini bekleyebiliriz önümüzdeki aylarda. Zaten son enflasyon raporu toplantısında da Merkez Bankası Başkanı Sayın Uysal tarafından da özellikle ihtiyaç kredisi tarafındaki hızlı büyümenin yakından takip edildiği gerekli görülürse burada makro ihtiyat tedbirler yani aslında burada cari açığı azaltıcı yönde bir risk görürlerse bir ayarlama gelebileceğini ifade etmişti. Yani bu taraflarda eğer bir aşırı ısınma gibi algılanabilecek ya da mevcut elde edilen kazanımlara zarar verebilecek bir gelişme görülürse ya da kur tarafında ekstra bir oynaklık artış yani beklenti kanalını etkileyebilecek bir gelişme görülürse, öngörülürse burada yine ufak tefek ince ayarlar gelmesi beklenebilir. Erol, sana çok teşekkür ediyorum katıldığın için, değerli yorumların için. Akıllı parayı şimdi noktalayacağımız bölümde Londra'ya gideceğiz. Londra'da Manulife Asset Management kıdemli EM stratejisti Richard Siegel bizi bekliyor olacak. Hi Richard. Merhaba Richard, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Thank you. Good afternoon. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Londra stüdyomuzda sizi konuk ettiğimiz zaman Latin Amerika ülkeleri ve gelişen piyasalardan bahsediyoruz. Son haberler nedir Brezilya ve Arjantin tarafından anlatabilir misiniz? Arjantin'de son haberlere baktığımız zaman tabii ki yeniden düzenleme var. Buenos Aires gibi büyük bölgelerle alakalı düzenlemeler var. Oradaki hükümet ve onun IMF ile olan görüşmeleri var. Daha fazla açıklama yapacaklarını söylediler önümüzdeki ayda. Şu an yeni bir şey yok Arjantin tarafında ve Brezilya'da da yasa süreçleri alıyor. Çok fazla zaman alıyor. O tarafta da tatiller vardı. Ancak piyasaları şu an endişelendiren şey potansiyel olarak virüsün etkisi ve olası bir şekilde ihracatların kötüleşmesi ki bu da çok ciddi olabilir. Büyük ihtimalle çok ciddi olacak ancak kısa süreli bir kötüleşme olacaktır bu. Richard, siz de söylediniz, koronavirüs riskinin altını çizdiniz ve emtia fiyatlarını etkiliyor ve emtia fiyatlarıyla ilişkili olan dövizi de etkiliyor. Hangi sizce para birimleri bundan daha fazla zarar görür ya da bundan daha fazla yararlanır? Şöyle söyleyeyim, çoğu para birimleri hassas şu an için özellikle de
olası bağlantılar yüzünden. Ancak en kötüsü Brezilya olacak çünkü çok fazla ihraç yapıyor Çin'e. Belki en iyi şekilde Hindistan diyebiliriz çünkü çok iyi bir petrol ithalatçısı ve Pakistan'dan bahsedebiliriz. Bu sebepten ötürü Brezilya reali şu an en düşük seviyesinde 4.33'te dolar karşısında ve büyük ihtimalle 4.4'e kadar ya da 4.5'e kadar önümüzdeki birkaç hafta içinde zayıflaması bekleniyor. 2019'un ikinci yarısında şimdi birçok merkez bankası faiz indirimi yaptı ve şimdi korona virüsü durumu var. Asya merkez bankaları ya da bütün dünya merkez bankaları bu senaryo, bu koronavirüs senaryosuna göre hareket eder mi? Bence şu an için düşündüğümüz zaman biraz ihtiyatlı bir yaklaşım sergiliyor diyebiliriz. Esasen bu etkinin, bu virüsün etkisinin kendi ekonomileri üzerindeki etkisinin ne olacağını bilmiyorlar ve zaten bunun üzerine bir karar vermek istemiyorlar. O yüzden biraz önümüzdeki aylar boyunca beklemeye çalışacaklardır. Durumun nasıl evrildiğini görmeye çalışacaktır. Çin yetkililerin olası bir teşvik önlemleriyle nasıl ortaya çıkacaklarını görmeye çalışacaklardır ve kararlarını bundan sonra vereceklerdir. 4 ile 6 hafta daha olabilir tabii ki bu konuyla alakalı somut bir şey söyleyebilmek adına bunun geçmesi lazım. Pekala Çin için genel konsensus büyüme oranı için bildiğiniz gibi %6, ancak siz nasıl değerlendiriyorsunuz koronavirüsün ardından büyüme verisi, sizce düşmeli mi ya da sizin genel fikriniz nedir ya da biraz daha beklemek mi istersiniz bu konuda yorum yapmak adına? Tabii ki etki çok ciddi olacak, virüsün etkisi çok fazla olacak. Bazı derinlemesine anketler yapıldı, araştırmalar yapıldı. Çin ekonomisi büyük ihtimalle durmaya yakın olacak önümüzdeki ayda. Ancak çok karmaşık bir durum var tabii ki. Bunu analiz etmek çok çok komplike, analiz etmesi çok zor makro veriyi. Çünkü teşvik önlemleri var. Hükümetin uygulayabileceği zaten ek olarak envanterler yılın bu dönemlerinde çok yüksek kalabilir. Ancak net etki büyük ihtimalle %2'lik bir şey olabilir. Ancak bu biraz daha artabilir. Pekala son soru olarak da Türkiye ekonomisini sormak istiyorum, Türk lirasını sormak istiyorum. Türk lirasını bu gündemde nereye koyarsınız? Sizce faizler daha da düşmeli mi? Ya da Türk lirasının değeri hakkında ne söylersiniz? Esasen şu anki lirayı düşündüğümüz zaman 6.50 ve 6.60 olacaktır dolar karşısında. Enflasyon farklılaşması var, %10'luk bir farklılık vardı ve ufak bir kötüleşme olabilir. Bunun zaten yılın ilk kısmında faiz indirimlerinin yapılacağını söyleyebilirim. Önden yüklemeli olarak faiz indirimleri gelmeye devam edecektir. 75 bas puan bir sonraki toplantıda beklenebilir. Belki 50'ye düşebilir. Kur oynak kalmaya devam ederse ancak enflasyonun %8'de bitmesi bekleniyor. Şu an %12'de. O yüzden iyimser olunacak olursa yılın sonuna doğru enflasyon konusunda biraz iyimserlik olabilir. Faizler daha da düşebilir. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler Sayın Richard. Ve Richard Siegel'la akıllı parayı noktalıyoruz. ABD vadeli piyasalara devam edeceğiz. ABD vadeli işlemlerde her üç endekste artıda. Dow Jones 29.342, %0.39'luk bir değer artışı var. Nasdaq tarafında 9.567, S&P 500 ise 3.368 olarak ekranlarımıza yansıyor. %0.30'luk bir günlük prim var. Ekonomik veri ajandası oldukça bugün dolu değil, boş. Piyasaları etkileyebilecek olan veri açıklaması koronavirüsün üzerine odaklanmış diyelim, özür diliyorum. Böylelikle de sözü saat başında finans merkezi için Açıl Sezen'e bırakalım. Hoşçakalın.